iletişim ihtimaline sahibi olmadığı bir hastalıkta nasıl siz o insana ötenazi hakkını, iradesiyle karar veren bir insana ötenazi hakkını sormuyorsunuz, kanunen tanımıyorsunuz. Kendi iradesini ortaya konuşarak, davranışlarıyla vesaire koyamayan, bu yöndeki tercihini yönlendiremeyecek olan bir hayvanın iradesi yerine geçerek nasıl onun yaşaması gerekip gerekmediği hususunda sırf bir takım düzelebilir davranış problemleri neticesinde karar veriyorsunuz. Öldürmek çözüm değildir. Önceki bizler vermediğimiz canı alma hakkının bizde olmadığına vakıf olmalıyız. İkincisi, burada uyutmanın seçeneklerden biri dahi olamaması, yani uyutma değil, öldürmenin bir seçenek olarak, bir çözüm önerisi olarak masaya dahi konmaması gerekiyordu. Eğer diyelim ki sokağımızda 5 tane köpek var. Şimdi Meltem Hanım'ın biraz önce söylediği üzere biz sokaklarda hiç köpek görmek istemiyoruz. Yani sorun sokakta saldırgan davranış gösteren hayvan değil ki. Sokakta köpeklerin görüp orada olmasının istenmemesi. Bugün Meltem Hanım işte lütfen şahsi algılamayın. Şu anda sadece bir diyalogda sizle karşı karşıya olduğumuz için bunu söylüyorum. Yoksa bir meslektaşı saygı çerçevesindeyiz. Bugün Meltem Hanım ve onun bağlı bulunduğu dernek sokaktaki köpeklerin bizatihi varlığından rahatsız olduğu hiçbir saldırganlık davranışı göstermeseler bile. Bundan 3 yıl sonra Bodrum'da, Marmaris'te, Çeşme'de artık yaban hayatı alanlarının gasp edilmiş olması sebebiyle sahile inen, karşıdan karşıya ışıklarda yolda geçen domuzlardan da rahatsız olabilirler. Çöp karıştıran tilkilerden de rahatsız olabilirler. Balıklardan da rahatsız olabilirler. Ya da işte havuzları kirlettiği için martılardan da. Yani bunun sonu yok. Bu bir ekosistem. Biz bu doğal denge içerisinde kendi kültürümüze aldığımız, atalarımızdan beri bize miras kalan, beslediğimiz, baktığımız, barındırdığımız, ailemizin birer ferdi saydığımız hayvanları şu anda bir kısım davranış sorunlarına çözülebilir davranış sorunları sebebiyle değil, onların bizatihi varlıkların istenmemesi sebebiyle, onlara karşı yürütülen kara propaganda, korku kültürü sebebiyle bakım evine tıkıp gözümüzün görmediğinde diğer çözümlerin kısmen işte 30 gün belki sahiplendirme için bu mevzuat umarım geçmez ama geçerse 30 gün belki bir ilan konulacak. Göstermelik olarak birkaç tane hayvanın sahiplendirmesi söz konusu olacak yine kameralar önünde. Daha sonrasında akabinde sahiplendirilemeyen hatta hiç ilanı konulmayan tahminime göre birçok hayvan daha sonrasında şu anda da yapıldığı gibi, yıllardır yapıldığı gibi resmi değil, gayri resmi olarak öldürülecek, ölüme terk edilecek, itlaf edilecek. Yani şu anda yasal mevzuatta bu düzenleme, 30 günlük düzenleme yok değil diye belediyelerin 2004'ten beri aşılama, kısırlaştırma, rehabilite etme, aldığı yere geri bırakma ve sahiplendirmeye teşvik, bunun için kamuoyu, kamu spotu yapma gibi kanuni düzenlemeler gereği orada da olan yükümlülüklerini yerine getirdiğini görebiliyor muyuz? Asla görmüyoruz. Asla. Belediyelerin bir kere şunu da önemli vurgulamak istiyorum. Buradaki Türkiye'deki sokak köpeklerinin sayısının net olarak tespit edilebilme ihtimali söz konusu dahi değil. Çünkü bakın mikroçip ya da küpe yöntemiyle bir seri numarası sistemi üzerinden belediyelerin sayfasında kontrol altında tutulması gereken sayısal olarak hayvan sayısını belediyeler kendileri veri tabanlarında bile bulamıyorlar. Çünkü yıllarca bu hayvanları kayıt defterlerine kaydetmediler. Bulundukları alandan bakım evlerine götürmek için aldıkları hayvanları yolda ormanlık alanlara birbirlerinin sınırlarına attılar. Kaç tane hayvan kısırlaştı, kaç tane hayvan belediyeye girdi, kaçı öldü ve çıkamadı, kaç tanesi kayıt dahi olmadı. Bunlar sorgulansın. Bakanlık buyursun gelsin, her belediyeye kardeşim sen 500 tane hayvan kısırlaştırdım diyorsun. Göster bakalım hangi tarihte girmiş, çipi nerede, nereden aldın, nereye bıraktın? Lütfen bunları araştırılsın. Ayrıca illa küfeli demek ne yazık ki belediyenin tüm sorumluluğu üstlendiği ve kanunu gereği gibi uyguladığı anlamına gelmiyor. Bizler orman beslemesi yapan, yapmak zorunda kalan insanlar gittiğimizde küpeli hayvanların gösteri sadece belediyenin sanki işini yapmış gibi göstermek amacıyla geliş güzel taktığı küpeli ama doğuran hayvanlar görüyoruz. Bir de Kesinlikle şunu katılıyorum. özellikle vurgulamak istiyorum. Meltem Hanım şunu söyledi. Dernekler üzerinden bağış alınıyor, hayvanlar istismar ediliyor bu konuda dedi. Özellikle orada bir şey eklemek istiyorum. Yavaş yavaş da toparlamamız gerekiyor. Biraz buyurun. Çok kısa, çok kısa Evet, hemen evet. söyleyeceğim.
İstismar biliyorsunuz ki insanlardaki birçok çeşidi var. Bunun türlerinden biri de ekonomik istismar, yani parasal yönden. Derneklerin para toplama yetkilerinin diğer kurum tarafından izne bağlı olarak denetlendiğini, her zaman denetime açık olduğunu belirtmek istiyorum. Ama Meltem Hanım'la şu konuda katılmıyorum. Ben Meltem Hanım'ın yerinde olsaydım, eğer hayvan istismarı, yani herhangi bir şekilde hayvanların sokaklarda sayısal olarak artmasına sebebiyet verecek hayvanların bu kadar yani sayısal artışı ve saldırgan davranışlar, artık böyle kitleler halinde yaşamaları sebebiyle durumuna yol açacak üretim, satış ve ticaret ve dolayısıyla hayvanların sokağa terki neticesini doğuracak bir dernek başkanının olduğu derneğe üyeyim diye ben olsam Yani konuşmazdım. Yasemin Yani bu Hanım, konuda bu bunu doğru söylemem. değil. Bu doğru değil, Bir biliyorsunuz şey değil mi? söyleyeyim. Meltem Hanım, daha Biz sizin geçen gün size yine dernek avukatlarınızdan bir meslektaşımla karşı karşıya geldik. biliyorum. İkinci sırada Ya bu dernek zamanı başkanımızın güzel hayvanları değerlendirelim. söyledi. Ben de lütfen Fatih Altaylı'nın, Ahmet Kemal'den Evet. bağladım. Yemin Bey bilir, programın izlemesini Bilsin. söyledim. Birisi de edit yapmış bunu sosyal medyada, çok hoşuma gitti. Beni engellemiştiniz, aslında size gönderirdim ama şeyden göndereceğim. Ben hayır. Farklı bir hesaptan, Twitter'dan bunu göndereceğim. Lütfen bakın buna. Hayır, bakın bu söylediğiniz Pardon. sonuncu bilgilerin hiçbiri doğru değil. Pardon. Çok Son üzgünüm hanım. Ben cümlelerinizi de bir alalım cevap Fatih verirken. Altaylı programında söylemiş, resmi verilerle yayınlamış. Yani dilerseniz orayla görüşün. Ben söylemiyorum. Ben Ben gerçeği tebrik bu biliyorum. arada hukuki. Bu... Pardon, şimdi aynı anda hepimiz konuştuğumuz zaman hiç kimsenin söylediği anlaşılmaz oluyor. Son cümlemi söyleyeyim, şu yüzden Son açıkladım bunu. Yani cümlenizi söyleyin, ben de son, evet. hemen söylüyorum. Sokaktaki hayvan popülasyonunun tek sebebi kısırlaştırmamak değil. Bir yandan musluğu açıp diğer yandan deliği kapatsanız da akmaya devam edecek. Burada önemli olan kısırlaştırmak, üretim, satış ve ticareti yasaklamak, denetlemek, terke gerçekten yaptırım getirmek ve rehabilite etmek. Aldığınız yere de geri bırakmak. Peki. Bu kadar. Meltem Hanım, aynı zamanda cevap hakkınızı da kullanarak son sözlerinizi sizden Evet. rica edeyim Hemen kısaca. o küçük bir açıklamayı yapayım. Dernek başkanımızın hayvan ticareti yapmadığı kesin. Fatih Altaylı'nın o şeyini İlanlarımız arkadaş, var. bunu da size gönderirler. Facebook'ta kedi satışına Bir ilgili ilanları vardı. isterseniz bir Ben tamamlayayım da, çünkü gerçekten üst üste biniyor ve bir görüşe karşı üç görüş var. Benim de ama eşit ben sonuç size bir şey hakkım eklemek olması istiyorum. gerekiyor. Ben Bunu size yine başka bir bir netleştirelim kanalda lütfen. ben Murat Bey sizden kabul hiçbir etti. şekilde, Kabul etti Bilmem zaten. Bey, bir netleştirelim. Murat Bey Para hiçbir karşılığı şekilde hayvan sahiplendiriyorum. ticareti Evet. yapmamış. Bakın, Fatih Altaylı'da da tartışılan noktadan net bir şekilde kendine ait kendi kedisinin yavrularını sahiplendirdiği, evet para karşılığı sahiplendirdiği, ama bunun bir Satmış ticaret yani. olmadığı, bakın bunun bir ticaret olmadığı o programda zaten kararlaştırılmış. Altınlar